İçerisinde 50 metre kulvarlı olimpik, 25 metre kulvarlı yarı olimpik ve yüzme dersleri için 3 ayrı havuz bulunan dev tesisin açılışında Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, Müsteşar Yardımcısı Kiamran Özden, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, Atakum Kaymakamı Ali Bakoğlu, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Güven Özyurt, ilçe müdürleri, sivil toplum örgüt temsilcileri, oda başkanları, yüzme antrenör ve sporcularıyla çok sayıda davetli katıldı. Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, konuşmalarında Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'la tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise AK Parti iktidarıyla verilen sözleri yerine getirme anlayışı devam ediyor dedi. Verilen sözün yerine getirilen anlayışın bir nişanesi olan bu olimpik yüzme havuzumuzun açılışında hep beraberiz. Gerçekten burada 20 milyon Türk lirasına yakın bir yatırım var. Ve Samsun'umuzda dizaynıyla, yapısıyla ve işçiliğiyle gerçekten çok farklı bir noktada, çok farklı bir anlayışla inşa edilmiş olan muhteşem bir tesisin açılışı. Değerli kardeşlerim, Samsun'a yaptığımız yatırımların ne kadar yüksek olduğunun, ne kadar yoğun olduğunun genel çerçevesini hepiniz biliyorsunuz. Ama özellikle 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na hazırlık süreci içerisinde devam eden yatırımlarımızın arasında çok muhteşem tesislerin Samsun'a kazandırılması sürecinde hızlı adımlarla devam ediyoruz. Ve gerçekten artık Samsun'un spor anlamındaki altyapısında hiçbir eksiği kalmayacak. Yüzme havuzlarının gençliğimizin ve çocuklarımızın yüzme öğrenmesindeki öneminin ne kadar büyük olduğunu ileriki yıllarda hep beraber göreceğiz. Çünkü şu anda yapılan bir çalışmaya göre %80'in üzerinde yavrularımız yüzme bilmiyor. Bunu bu tip tesislerle ve beraber yapacağımız çalışmalarla inşallah çok daha farklı bir noktaya taşıyacağız. Çünkü buna ihtiyacımız var.